Savaşlarda denizlerin altını çok konuşmayız ama bazen en büyük ve en yıkıcı savaş orada yaşanır. Ve bu savaşta kural çok basit. İlk görülen ölür. İşte bugün bu sessiz savaşın en yeni, en modern ve bunu özellikle vurgulayalım, en tehlikeli oyuncusunu konuşacağız. TCG Hızır Reis, Türk Deniz Kuvvetleri'nin en yeni gözbebeği. Reis sınıfı denizaltı projesinin ikinci gemisi. Hatırlarsınız, Pir Reis'i daha geçen sene, 2024'ün Ağustos'unda envantere almıştık. Şimdi Kasım 2025 itibariyle ikincisi, yani Hızır Reis'te göreve başladı. Peki, neden bu kadar heyecanlanıyoruz? Alt tarafı bir denizaltı işte, dalıyor çıkıyor diyebilirsiniz. Ama işin aslı hiç de öyle değil. Bu videoda Hızır Reis'in sadece bir denizaltı olmadığını, aslında Doğu Akdeniz'deki o koca satranç tahtasında nasıl bir vezir hamlesi olduğunu anlatacağım. Yunanistan'ın neden endişelendiğini, havadan bağımsız tahrik denen o caydırıcı teknolojinin ne işe yaradığını ve en önemlisi Türk mühendislerinin Alman tasarımını alıp nasıl Almanlardan daha iyi hale getirdiğini konuşacağız. Alman mühendisler yaparsa en iyisini yapar desem kimse karşı çıkmaz muhtemelen. Çünkü gerçekten normalde işlerinde iyilerdir. Bu konuda markalardır. Ama bugün Alman mühendislerin devasa hatasını Türk mühendislerin düzelttiği ve onlara tasarım dersi verdiği bir konuyu konuşuyoruz. Hazırsanız Aura Sevilon sponsorluğunda derinlere dalıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sevilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas, Aura Sevilon. Aura Sevilon'un 5 farklı modeli var. Ben de evimde Unique modelini kullanıyorum şu anda. Artık çeşme suyunu doğrudan içmek gibi bir şansımız yok. Ve su kalitesi yaşamımızın kalitesini belirliyor. Aura Sevilon bu noktada güven veren bir marka. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Hatta bu konuda Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Sevilon mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor. Ve musluk suyunu da çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. Ters ozmo yöntemini kullanıyor. Bu filtrenin gözenekleri sadece su moleküllerinin geçebileceği kadar küçük. Bu sayede sudaki tüm zararlı kimyasallar, bakteriler, parazitler ve virüsler temizleniyor. Tüm bu karmaşık süreç yaşanırken bize sadece kaliteli suyun tadını çıkarmak kalıyor. Daha detaylı bilgi istiyorsanız sevilon.com.tr'yi ziyaret edebilir ve ücretsiz tanıtım için sayfada yer alan formu doldurabilirsiniz. Önce şu işin adını bir koyalım. Nedir bu Reis sınıfı? Teknik adı Tip 214. Aslen Alman tasarımı. Tyson Krupp firması tasarladı ama hemen ya yine mi Alman malı demeyin çünkü bu proje parayı verdim, gemiyi aldım projesi değil. Bu gemiler Gölcük Tersanesi'nde, Türk işçisinin ve mühendisinin elinde Lego gibi parça parça birleştirilerek yapıldı. Hatta size şöyle söyleyeyim, bu gemiler kağıt üzerinde Alman Tip 214 olsa da içine koyduğumuz sistemlerle yaptığımız yapısal değişikliklerle artık buna küresel çapta Tip 214 TN yani Turkish Navy versiyonu diyebiliriz. Hatta Batı'da bazı uzmanlar buna Türk hibriti bile diyorlar. Nedenini az sonra anlatacağım o meşhur denge meselesinde daha iyi anlayacaksınız. Reis sınıfı yaklaşık 68 metre boyunda. Deplasmanı su altında 2000 tonu geçiyor. Yani oldukça iri bir avcıdan bahsediyoruz. Ama bu irilik sizi yanıltmasın. Yani suyun altında bir hayalet kadar sessiz bu. Zaten bir denizaltı caydırıcı olacaksa sessiz olmak zorunda ve gizliliğini korumak zorunda. Ama burada özellikle değinmemiz gereken bir nokta da var. Denizaltıların 100 yıllık bir derdi var, nefes almak. Klasik bir dizel elektrik denizaltınız varsa işleyiş şöyle olur. Dizel motoru çalıştırır, bataryaları şarj edersiniz. Sonra motoru kapatır, bataryadaki elektrikle sessizce gidersiniz. Ama o batarya bitince ne olacak? Mecburen yüzeye yaklaşacaksınız. Şnorkel dediğimiz o boruyu yukarı uzatıp temiz hava alacaksınız ki dizel motorlar çalışsın. İşte o an bir denizaltının kabak gibi ortada olduğu andır. Çünkü yukarıya çıkardığınız o boruyu radarlar görür. Dizel motorun gürültüsünü sonarlar duyar. Hatta egzozdan çıkan ısıyı termal kameralar bile yakalar. Yani gizliliğiniz tamamen biter. Düşman tepenizde ise geçmiş olsun. İşte Reis sınıfı yani TCG Hızır Reis bu kuralı bozuyor. Bunu havadan bağımsız tahrik sistemi özelliği sayesinde yapıyor. Bu sistem sayesinde Hızır Reis yukarı çıkıp hava almaya hiç ihtiyaç duymuyor. İçerisinde hidrojen ve oksijen tankları var. Bir nevi kendi havasını, kendi yakıtını yanında taşıyor. Özel yakıt hücreleri sayesinde hidrojen ve oksijeni kimyasal reaksiyona sokuyor. Sonuçta da elektrik ve saf su ortaya çıkıyor, bildiğiniz su.
Patlama yok, piston yok, gürültü yok, egzoz dumanı yok. Sadece sessiz üretilen elektrik var. Bu sayede TCG Hızır Reis hiç yüzeye çıkmadan, şnorkel yapmadan tam 3 hafta boyunca suyun altında kalabiliyor. Düşünün, 21 gün boyunca düşman sizin orada olduğunuzu bile bilmiyor. Adalar Denizi'nin bir ucundan girip Akdeniz'in öbür ucundan çıkabilirsiniz ve ruhları bile duymaz. İşte oyun değiştirici dedikleri şey tam olarak bu. Şimdi de benim bu konuda en sevdiğim kısma odaklanalım. Denge sorunu meselesine. Biliyorsunuz bu tip 214 denizaltılarını bölgede ilk alan biz değiliz. Yunanistan da aldı. Papa Nikolis sınıfı diyorlar ama Yunanistan bu gemileri ilk aldığında büyük bir şok yaşadı. Gemi dengesizdi. Alman mühendisliği bütün dünyada güven veren bir kavramdır. O yüzden insan ilk duyduğunda şaşırıyor. Ama böyle büyük bir sorun vardı bu denizaltılarda. Su yüzeyinde sert havalarda gemi beşik gibi sallanıyordu. Az uz değil, 45-50 dereceye kadar yatan bir denizaltıdan bahsediyoruz. Mürettebat içinde ayakta duramıyordu. Alman üretici firma dedi ki, merak etmeyin, biz geminin bazı yerlerine ağırlıklar koyarız ve düzelir. Yunanistan bunu kabul etti mecburen. Çünkü onların hazır alım ve borçlanma dışında bir yetenekleri yok. Ama sıra Türkiye'ye gelince işler değişti. Türk Deniz Kuvvetleri ve mühendisleri dedi ki biz yamalı bohça istemeyiz. Bu geminin tasarımı hatalıysa tasarımı değiştireceğiz. Gemiyi uzattılar. Evet, reis sınıfı Yunanistan'daki muadillerinden daha uzun. Ağırlık merkezini yeniden hesapladılar. Türk mühendisleri Alman tasarımındaki hatayı geminin boyunu uzatarak ve hidrodinamik yapısını değiştirerek kökten çözdü. Bu hamle aslında Türk savunma sanayinin artık sadece montajcı olmadığının, tasarımcı ve iyileştirici bir zekaya sahip olduğunun da kanıtıydı. Yani bizim Hızır Reis Yunanistan'ınkinden hem daha dengeli, hem daha yetenekli, hem de içerisi daha geniş. O fazladan alanlara da bol bol yerli sistem doldurduk. Ona birazdan geleceğim. Peki Hızır Reis'in göreve başlaması haritayı nasıl değiştiriyor? Bakın, Doğu Akdeniz Kurtlar Sofrası. İsrail'in elinde Dolphin sınıfı denizaltılar var. Onlar da Alman yapımı. Onlar da çok yetenekli. Hatta nükleer füze atabildikleri bile söyleniyor. Tabii bu kısım sadece dedikodu. Mısır'da tip 209'lar var ama onlar da bu bahsettiğim havadan bağımsız tahrik sistemi yok. Yani onlar hala nefes almak için yukarı çıkmak zorunda. Bu da Mısır'ı bu ligde bir alt kümeye düşürüyor. Gelelim Yunanistan'a. Evet, ellerinde 4 tane Papa Nikolis var. Kağıt üzerinde güçlüler. Ama filolarının geri kalanı çok yaşlı. 40-50 yıllık denizaltıları yüzdürmeye çalışıyorlar. Modernizasyon yetenekleri yok. Üstelik ekonomik sebeplerden dolayı yeni bir denizaltı projesi başlatamadılar henüz. Türkiye ise gümbür gümbür geliyor. Pir Reis tamam, Hızır Reis tamam, arkadan Murat Reis, Aydın Reis, Seydi Ali Reis ve Selman Reis geliyor. 2029'a kadar toplam 6 tane görünmez denizaltımız olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Adalar Denizi gibi adalarla dolu, saklanması kolay ama manevrası zor bir denizde ya da Akdeniz'in o uçsuz bucaksız derinliklerinde Türkiye'nin sürekli devreye gezen, yeri tespit edilemeyen 6 tane kalesi olacak demek. Bir sondaj gemisi düşünün, yanına koruma diye fırkateyn koyarsınız ama suyun altından sessizce gelen bir Hızır Reis'e karşı o fırkateyni yapabileceği çok az şey var. Caydırıcılık işte budur. Orada olabilir korkusu düşmana en büyük freni yaptırır, en büyük geri vitislere sebep olur. Şimdi gelelim en önemli kısımlardan birine. Gemi Alman tasarımı dedik, gövdeyi biz yaptık dedik. Peki ya silahlar, ya beyni? İşte burası en gurur duyduğumuz kısım. Eskiden olsa gemiyi alırdık. İçine de Almanların torpidosunu, Amerika'nın füzesini koyardık. Sonra aramız bozulunca ambargo koydum, yedek parça yok derlerdi, kalırdık ortada. Hızır Reis'te bu devir kapanıyor. Önce beyinden başlayalım. Geminin savaş yönetim sistemi, yani tüm sensörleri yöneten, hedefi bulan, füzeyi ateşleyen yazılım. Adı Müren. TÜBİTAK Bilgem geliştirdi. Önceden Alman AESUS sistemini kullanacaktık. Gerek yok, daha iyisini yaptık dedik. Artık geminin beyni Türkçe düşünüyor. Bu sayede istediğimiz silahı kimseye sormadan gemiye entegre edebiliyoruz. Çünkü kodlar bizde. Şimdi de yumruk kısmına geçelim. Akya. Roketsan'ın geliştirdiği yerli ağır torpido. Akya caydırıcılığın bambaşka bir boyutu. Fiber optik kablo ile yönetiliyor. Yani operatör torpidoyu adeta bir joystickle hedefe yönlendiriyor. Menzili 50 kilometrenin üzerinde ve en korkutucu özelliği şu ki hedef gemiye çarpmak zorunda değil. Geminin tam altından geçerken patlıyor. Oluşturduğu o devasa basınç balonuyla gemiyi omurgasından yukarı doğru kırıp ikiye bölüyor. Bu özellikle büyük gemiler için çarparak patlamasından çok daha ölümcül bir tarz. Tabi mesele sadece ağır torpidoyla da bitmiyor. Atmaca füzesinin de üzerine basa basa konuşmamız lazım. Normalde gemiden gemiye atılan bu füzeyi artık denizaltıdan da atabiliyoruz. Suyun altından bir kapsülle çıkıyor. Denizin yüzeyine çıkınca kapsülden ayrılıyor ve gidip 200 km ötedeki düşman gemisini vuruyor. Yani Hızır Reis görünmez bir gövde.
gövdeye, Türk bir beyine ve Roketsan imzalı ölümcül yumruklara sahip. Peki bununla bitti mi? Yani Türkiye denizlerin altındaki kızıl elmasına ulaştı mı? Artık durup dinlenebilir mi? Hayır. Bu daha başlangıç. Reis sınıfı Türkiye için bir okuldu. Türk savunma sanayi bu gemileri yaparken çeliği nasıl kaynatacağını, sessizliği nasıl sağlayacağını, o karmaşık sistemleri nasıl birleştireceğini öğrendi. Şimdi sıra ustalık eserinde. Yani MİL'den. Milli Denizaltı. Şu an Gölcük'te ilk kaynakları yapıldı bile. MİL'den Hızır Reis'ten daha büyük olacak ve en büyük farkı boyutları değil. Dikey atım sistemi. Yani denizaltının sırtında füze siloları olacak. Buradan Gezgin gibi uzun menzilli seyir füzelerini ateşleyebileceğiz. Peki bu ne demek? Suyun altından binlerce kilometre ötedeki bir kara hedefini stratejik bir üssü vurabilmek demek. Türkiye'yi bölgesel güçten küresel aktörlüğe taşıyacak olan asıl hamle bu. Yani tek cümleyle özetlersek Hızır Reis ve kardeşleri bizi MİL'den taşıyan en önemli köprü. Geneli de bir toparlayalım. 27 Kasım 2025 bu tarih Türk denizcilik tarihine altın harflerle yazıldı. TCG Hızır Reis'in teslimatı ile birlikte Mavi Vatan kavramı sadece harita üzerine çizilmiş çizgiler olmaktan çıktı. Çelikten bir muhafıza kavuştu. Bundan sonra Doğu Akdeniz'de enerji mi aranacak? Hızır Reis orada olacak. Tabii Pir Reis de. Adalar Denizi'nde meydan mı okunacak? Reisler orada. Hem de en korkutucu halleriyle. Görünmeden, duyulmadan ve nefes bile almadan. Eskilerin güzel bir sözü vardır. Donanma, ana vatana dönmeyi düşünmeyenlerin yeridir. Hızır Reis ve onun kahraman mürettebatı, işte o dönmeyi düşünmeyenlerin derinlerdeki sessiz bekçileri. Pruvaları neta, denizleri sakin, bahtları açık olsun. En kısa zamanda, göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısa bir sürede inşallah önce diğer reis sınıfı denizaltıların envantere girişini konuşuruz. Sonrası artık MİL'denle kavuşma zamanı olacak. Peki siz Hızır Reis'i 3 kelimeyle anlatmak isteseydiniz ne derdiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.